En başkanım teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli başkanım, son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Paris İklim Sözleşmesi'nin onaylanmasına Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak kabul oyu vereceğiz. Zaten yıllardır Paris İklim Sözleşmesi'nin onaylanması gerektiğini söyleyen bir milletvekili grubuyuz, bir partiyiz, siyasi partiyiz. Biz yıllardır bunu söylüyorduk ama iktidar duymuyordu. Şimdi olumlu bir gelişme oldu, geldi. Hep birlikte oylayacağız ve bildiğim kadarıyla tüm gruplar, tüm siyasi partiler de buna kabul oyu kullanacaklar. Belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle çıkacak olan ilk büyük anlaşma da bu olacak. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de çok ciddi çevre sorunları var mı? Evet, var. Ciddi bir iklim krizi var dünyada. Türkiye'de de yaşanıyor bu. Maalesef son yıllarda, özellikle bu son yıl seller, yangınlar, Kastamonu'da, Bartın'da, Sinop'ta selden çok sayıda yurttaşımız yaşamını yitirdi, mağdur oldu. Orman yangınlarında binlerce hektar alan ormanlarımız yandı, bitti, kül oldu. Yurttaşlarımız yaşamını yitirdiler. Maalesef iklim krizi tüm dünyayı sarmış durumda. Aynı şekilde Akdeniz çanağında olan Türkiye'yi de bu anlamda sıkıntıya sokmuş durumda. Ufacık derelerin üzerine bütün bunlara rağmen HES'lere izin vermeye devam eden bir siyasi anlayış maalesef bugün Türkiye'yi yönetiyor. Orman yangınlarıyla mücadelede maalesef ciddi bir çaba gösterilmedi. Orman yangınları ilk çıktığında memlekette yangın söndürme uçağı dahi yoktu. Kiralık uçaklar vardı birkaç tane, birisi bozuktu. Sonradan kamuoyunun tepkileri üzerine ve yangınların büyümesi üzerine mecburen kiralandı. Türkiye delik deşik ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanına maden arama ruhsatları maalesef verilmeye devam ediliyor. Yani bu şartlarda Paris İklim Sözleşmesi'ni imzalasak ne? İmzalamasak ne? Onaylasak ne olacak? Onaylamasak ne olacak diye insan sorguluyor. Bakın, 2016'dan bu yana dilimizde tüy bitti. Diyoruz ki Paris İklim Sözleşmesi'ni, Paris İklim Anlaşması'nı onaylasın Türkiye Büyük Millet Meclisi. Her fırsatta siyasi partiler, sivil toplum örgütleri 5 yıldır dilimizde tüy bitti. Getirin bu anlaşmayı diyoruz. Hükümetten tık yoktu, gelmiyordu. Dün Çevre ve Dışişleri Komisyonu'nda görüşüldü. Komisyon Başkanı, Çevre Komisyon Başkanı çok değerli AK Parti milletvekili dedi ki her şeyin bir zamanı var dedi. Zamanını bekliyoruz dedi. Eyvallah. Peki ne oldu da zamanı şimdi geldi bunun? Ne oldu? Niye bugün bu işin zamanı, Paris Sözleşmesi'nin zamanı? Ben söyleyeyim mi? Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti. Amerika'da iklim fonu kendisine anlatıldı. 3 milyar dolarlık iklim fonunun olduğunu duydu. Paris Sözleşmesi Genel Kurulu'na geldi onaylanmak için. Yani doların yeşilini duyunca ağacın yeşilini hatırladı Sayın Erdoğan. Maalesef gerçek bu. Bu kapsamda buraya geldi. Ve burada bugün kabul edeceğiz, görüşeceğiz. İklim krizi var, evet. Ama Türkiye'de bir yandan vahşi madenciliğe izin veren bir hükümet de var. Türkiye'nin dört bir yanında az önce söylediğim gibi maden ruhsatları veriliyor. İklim krizi var, kömürlü termik santrallere izin veren bir hükümet var. Hemen sayalım. Soma termik santralinin 6 ünitesinden 4'ü. Kangal termik santrali, Seyit Ömer, Tunç Bilek ve benim seçim bölgem Avşin Elbistan termik santrali. Filtre yok, filtre. Paris İklim Anlaşması'nı onaylasak ne, onaylamasak ne? Avşin Elbistan termik santrali filtresiz çalışmaya devam ediyor. Kağıt üstünde kalacak. Onayladık, paralar gelecek. Peki cevap, devamı? Devamda hiçbir şey yok. Avşin Elbistan termik santrali filtresiz çalışmaya devam edecek. Kömürlü santraller çalışmaya devam edecek. Siyanürlü altın ayrıştırma işlemi devam edecek. Değerli arkadaşlar, betonlaşma devam edecek, betonlaşma. İstanbul'da İETT otobüslerinin bulunduğu Ataşehir'deki bölge, Halin olduğu bölge, AK Parti Genel Başkanı Sayın Tayyip Erdoğan miting meydanlarında burası millet bahçesi olacak dedi. Asla burada beton olmayacak dedi, 300 dönüm dedi. Daha geçtiğimiz hafta ticari alan olarak izin verdi. Biz Paris İklim Sözleşmesi'ni onaylayacağız ama bir yandan da betona devam. Siyanürlü altın ayrıştırmaya devam. Termik santrallerin çalışmasına devam. E bunlar devam edecek, ne anlamı kalacak? Bu iklim anlaşmasını onaylasak ne, onaylamasak ne? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir işi yapıyorsak devamını da getirelim. Yani biz bu anlaşmayı onayladıktan sonra hükümet desin ki ben desin
termik santralleri, kömürlü termik santralleri kapatıyorum. Hele hele filtresiz çalışan kömürlü termik santrallerini kapatıyorum desin. Daha önce toplumun itirazına, toplumun ses çıkartması üzerine, vatandaşların, yurttaşların, sivil toplum örgütlerinin muhalefeti üzerine Avş, Derbistan termik gibi, santrali gibi santralleri Sayın Cumhurbaşkanı kapatıyorum dedi. Halk mı, rant mı? Halk dedi. Eyvallah dedik, teşekkür ettik. Ben geldim bu kürsüde Sayın Erdoğan'a teşekkür ettim. Bir Elbistanlı olarak. Aradan 6 ay geçti, tekrar izin verdi. Geçici izin belgesi verdi. Avş, Derbistan termik santrali insanların başına kül saçmaya, zehir saçmaya devam ediyor. Paris Sözleşmesi'ni onaylayacağız. İnsanlar zehirleniyor da. Ormanlar yanıyor. Şeylere, ufacık derelere HES'ler yapılmaya devam ediliyor. İklim krizinde mücadele edeceğiz. Peki iklim krizinde mücadele edelim. Ama samimiyetle mücadele etmemiz gerekiyor. Bunların yapılması gerekiyor. Şimdi Sayın Çevre Bakan Yardımcısı, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Emin Birpınar Hocamızın dün komisyonda bize verdiği kitapçık bu. Kitapçıkta gayet güzel bir şekilde iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri anlatılmış. Eyvallah, doğru. Biz başından beri zaten bunu söylüyoruz. Diyor ki bakın, iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri, yerleşim yerlerinde etkileyen orman yangınları Ağustos 2021, bakanlığın kitapçığı bu. Neresi? Antalya ve Muğla orman yangınları. Hani bu orman yangınları sabotajdı? Hani bunlar sabotajdı? Sayın İçişleri Bakanı sabotaj var diyordu. Bakın doğrusu bu. Bakanlık diyor ki çevre şehircilik. İklim krizinden kaynaklandı diyor. Biz de o zaman bu iklim krizinden kaynaklandı diyorduk. Ama birileri siyasi algı yaratmak için başka şeyler söylüyorlardı. Aynı şekilde komisyonda Sayın Bakan Yardımcısı dedi ki dünyadaki hiçbir banka, Çin dahil, Çin bankaları dahil bir kuruş kredi vermiyor. Kime? Termik santrali teknolojisine. 20 tane termik santral için ruhsat veriliyor şu anda. Yani hem 20 tane santral için ruhsat vereceksin, termik santrali, yeni santral açılsın diye, hem de getirip Paris İklim Anlaşması'nı burada onaylayacaksın. Bu samimiyetsiz. Niye? 3 milyar dolar para gelecek. Hazinede para kalmadı. Hazinede para kalmadığı için de biz nasıl yaparız, nasıl ederiz? Biz bu parayı alırız. Dert bu. Gerçek bu. Belki üzüleceksiniz, belki kırılacaksınız ama bu gerçeği söylemek gerekiyor. Peki bu para geldiği zaman ne olacak? 3 milyar dolar, az para da değil. Varsayalım ülkemize geldi. Siz doğru bir hamle yaptınız, beklediniz zamanını, tamam diyelim. Para geldi. Biz bu parayı iklim fonuna mı ayıracağız, inşaatlara mı? Nereye gidecek bu para? Mesela Beşiktaş saldırısından sonra şehitlerimiz için toplanan para ne oldu? Onun gibi mi olacak? Mesela 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan para ne oldu? Onun gibi mi olacak? Ya 128 milyar doları buharlaştırdınız. Gelecek 3 milyar dolar. Oho, ne yaparsınız acaba? O yüzden biz bu sürecin takipçisi olacağız. Ve bu süreci takip ederken de değerli milletvekillerimiz, değerli iktidara sesleniyorum. Bu gelen paraların gerçekten de iklim kriziyle mücadeleye ayrılması gerektiğini istiyoruz. Ve bu konuda sizleri takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmamız gerekiyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmamız gerekiyor. Samimiyetle söylüyorum. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Uçağa bindiğiniz zaman değerli milletvekilleri, yaz aylarında bir yere giderken uçaktan aşağı baktığınızda bulut olmadığı zaman görüyorsunuz her taraf delik deşik hale getirilmiş. Her yerde maden araması var. Yazıktır, günahtır. Memleket delik deşik edilmiş. Siyanürlü altın ayrıştırma işi. Su kaynaklarında sıkıntı var diyoruz. Eskiden Anadolu'da 150 metreden, 100 metreden su çıkardı. Şimdi 250 metreden su çıkıyor değerli arkadaşlar. Niye? Su kaynakları kuruduğu için. İklim krizinin etkisi var mı? Var. Ama başka şeylerin de etkisi var. Siyanürlü altın ayrıştırmanın mesela bölgesinde etkisi var. Yaşanıyor. Yağmur yağdığı zaman hiçbir kulun, hiçbirimizin yağmurun şiddetini, miktarını engellemeye gücü yetmez. Hiçbir kul buna güç yetiştiremez. Ama sel olmasını ya da insanların ölmesini engelleyebiliriz doğru politikalarla. Ayancık'ta Orman Müdürlüğü, Orman Bakanı'nın atadığı müdür, ki bu arada Sayın Orman Bakanı burada yok ama Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kötü, en yeteneksiz, en beceriksiz bakandır kendisi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Orman Müdürlüğü tomrukları almış, derenin içerisine koymuş. Binlerce, on binlerce tomruk.
Yağmur yağdı, sel oldu. Öztürk, kimse beceriksiz falan demeyin kürsüden. Yani az önce de aynı şeyi konuştuk yani. Lütfen. Sözlerinizi tamamlayın ama yani. Buyurun. Peki Sayın Başkanım, ben sizi kırmayayım. Sizi severim biliyorsunuz. Ben de sizi severim. Ben sizi kırmayayım zaten. Ama şunu da söyleyeyim. Bizim memleketimizde beceriksiz de beceriksiz denir. Saygılarımla. Maraş'ın lisanını da öğrenmiş olduk böylece. Kahramanmaraş. Evet, evet. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım, kayıtlara geçmesi açısından ifade ediyorum. Siz de gerekli ikazı yaptınız. Biraz evvel zateniniz bu birleşimi açarken dediniz ki herkesin iş tüzük kuralları çerçevesinde temiz bir dil kullanması gerekir diye hep beraber hepimize bir çağrıda bulunmuştunuz. Ancak, ben de onu tekrarladım zaten. Evet, şey aynı şekilde haklısınız. Dolayısıyla biz bu nitelendirmeyi reddediyoruz. Teşekkür ederim. Sizle beraber aynı kanaatte olduğumuzu ifade ediyoruz. İş tüzükle beraber aynı kanaatteyiz. Bir. İkincisi, 128 milyar dolarla ilgili zaten Sayın İlhan Kesici efendim soruyu soranlarla ilgili ben cevap verirsem boşa düşürmüş olurum demişti. Cevabı vermişti. Kamuoyu bunları biliyor. Onlar geçti. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın kasasında. Bunu ifade ediyorum. Devam edecekseniz şeyler yoruldular. Yerinizden açayım mikrofonu. Senaryo arkadaşlar yorulmasın. Kayıtlara geçmesi açısından gerekli cevapları grubumuz adına konuşacak arkadaşımız ama sıcağı sıcağına bazı ithamlarda bulunuldu. Ve şöyle söylendi. Şehitler için toplanan paralarla ilgili de bu Türkiye'de hangi amaçla toplandıysa para oraya hasredilmiş, rahatsedilmektedir. Bu konuyla ilgili de çevreyle ilgili toplanan paralar çevreye harcanacaktır. Bu konuyu Sayın Milletvekilleri biliyorsunuz yani bugün konuştuğumuz şey bu İklim Paris Anlaşması çerçevesinde küresel ısınma ve onun dünyaya verdiği zararlar. Yani bu meclisteki ısınma da inanın başkanlık divanına zarar veriyor. Yeşilin Allah'ın izniyle her alanda yaygınlaşmasıyla ilgili 21 milyon hektarı 23 milyon hektara çıkarmış bir partiyiz. Avrupa'da en fazla yeşil alan ihdas eden AK Parti'dir. Bunu da kendilerinin takdirine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Kayıtlara geçmiştir. 60'a göre bir dakika. Buyurun Sayın Özel, Özgür Özel. Açalım. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Tutanakta kalsın diye söyleyelim ki bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın 128 milyarı soruyordunuz. 121 milyar döviz rezervimiz var demesi algı operasyonudur. 128 milyar dediğimiz para iki tarih arasında faizi suni düşürürken dolar fırladığında doları tutmak için satılan ve şu anda yerinde elimizde olmayan bir rezervdir. Bahsedilen 120 milyar ise brüt rezervdir. Yükümlülükler düşüldükten sonra net rezerv eksi 51 milyar dolardır. 128 milyar dolar dedemizden, ninemizden, anamızdan, babamızın alın terinden birikmiş rezerv çarçur edilmiştir. Ortada yoktur. Teşekkür ediyorum. Yani şimdi buna da Sayın Akbaşoğlu cevap verecek. Bu politika tercihidir diyecek. Buyurun Sayın Akbaşoğlu. Daha önce hangi parametrelere göre 128 milyar dolar var idiyse... Yerinizden verin, duyamıyorum ki. Açın mikrofonunu Sayın Akbaşoğlu. Sayın Akbaşoğlu, açalım mikrofonu. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah. Daha önce hangi parametrelere göre 128 milyar dolarla ilgili iddiada bulunuluyor ise aynı parametrelere göre şu anda 122 milyar doların var olduğu ortadadır. Ve bu konuda hakikaten İlhan Kesici Bey'e ben buradan teşekkür ediyorum. Canlı yayında bu konuyla ilgili ben soru sorarsam hakikaten arkadaşları açığa düşürmüş olurum demişti. Ama Sayın Akbaşoğlu, en güzel cevabı vermişti. Sayın Kesici şu an genel kurulda değil. Üzerinde durulması kendi aleyhlerine olur. Ben sadece teşekkür kayıtlara ediyorum. Geçmesi açısından evet. İfade ettim. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet AK Partisi grubu adına ikinci söz talebi Sayın Ahmet Akın'ın Balıkesir milletvekili.